Merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Şu anda ofisten dışarı bakıyoruz. İstanbul'a çok büyük böyle dolu yağmış. Şu anda yağmur yağıyor. Cevizli var. Merter tarafındayız biz ama. Bugün de 29 Eylül 2020. Ofiste dolaşırken bir dedim bakalım ne yapıyor arkadaşlar. Osman ne yapıyorsun ya? Valla çalışmaları sürdürüyoruz. Böyle bir sürü cihaz yoğunluğu var şurada. Evet ya şunları göstereyim bak ne var? Bu da General Mobile'le oyun testi yapacağız. Bekliyor kendisi. Şunlar Burada ne? Note 20 Ultra var. Testleri Başka? Ne sürüyor. vereceksin abine? S20 FE var. Bunlar zaten kutudan çıkmıştı. Ama dur şurada yeni bir cihaz gelmişti. Onu Onu bakacağız. çıkartalım. Onu Evet. çıkartalım kutudan hazır. Ofis videosu Ne çekerken geldi? de bu vesileye şey olmuş olsun. Ofis videosu. Huawei MatePad T10S geldi. Allah'a mı? Bunu kutusundan çıkartalım hazır. Videoda da böyle bir içerik olmuş olsun. Bu aralar tabletler çok popüler oldu abi, biliyorsundur sen de. Neden? Söyle bakalım. Biliyorum Neden? ama Neden olabilir? Çünkü EBA'dan. Eva'dan değil mi? Çünkü Eva için kullanacağımız bilgisayarlar 4000-4500 liradan minimum başlıyor. Aslında hani böyle 2500 liralık bilgisayarlar falan da bence EBA'yı kaldırır. Hani kaldırmaz değil. Bu arada bir bıçak bıçak bakayım burada. Heh. Dur dur ben sana şey var mı orada? Kalem var. Kılıç, kalem kılıç Makas vermiş. verebilirim istersen. Şu kalem de açtım. Tamam. Buldun mu? Tamam o zaman Kaç vermiyorum. alışımızı yaptık. Evet, EBA diyorduk. Yani malum Eva. tablet almak daha mantıklı geliyor pek çok kullanıcıya. Ama bu tablet de şu anda bize kaçlık gelmiş bakayım. Şuradan 64'lük gelmiş. Bunun fiyatı yaklaşık olarak 2000 lira arkadaşlar. Ya O bayağı da yüzden para ya. yani. Değil mi? Ama ucuza da tablet kalmadı abi. Kalmadı Şimdi artık. eskiden hani 1000 liraya falan tablet alıyordunuz arkadaşlar ama şu anda pek o 1000 liralara falan tablet kalmadı. Bir de şöyle bir şey var. Eski tabletler satılmaya devam ediyor. Ve bunların Android sürümü de düşük. Hani onları satın alırsanız EBA çalışmayacaktır. O yüzden hani tablette hangi Android sürümünün yüklü olduğu da önemli. Şöyle bir tabletimiz çıktı buradan. Bakalım başka ne var kutuda. Kocaman bir şey var ama içi boş. Çok enteresan. Vallahi bir Boş. şeyler var zannettim içinden ama sadece şurada bir sim kart iğnesi var. Ama sim kart yoktur bunda. Sim kart yok ama burası da boş. Şeydir o. Bellek kartıdır. Yuvasıdır. Acaba Adaptörü falan yok mu ya? vallahi yok. Nasıl yok ya? Adaptörsüz nasıl şarj edeceğiz bunu? Adaptör koymayı unutmuşlar galiba. Yani herhalde şurada adaptör olması lazım ama Allah Allah. çok Sıfırda kutu enteresan açtık. bir kutu açılma oldu. Ya deme ürün ya bunlar. Belki ondandır. Belki belki tabii Engineering ki. sample. Aynen. Koymayı Olabilir unutmuş olabilirler. olabilir. Oraya Şuraya bak da bakayım bakayım şöyle. ama yok yani. Şöyle Bakalım göster. göstereyim. Ya şöyle tut. Evet Yok boş. yani. Özellikleri Enteresan ne bu oldu. tabletin? Bunda Kirin 710A Yonga seti var. Huawei'nin kendi üretimi olan 3 GB RAM'i var. Ve 64 GB da şunu da şöyle koyayım. Dahili depolama hafızası var. Android Yok değil mi ya? Vallahi sürümü yok. belli mi? 9 mu 8 mi 10 mu? Android sürümü 10 ama tabii bunlarda önemli olan şu. Günün sonunda baktığınızda birçok takipçimiz bunu soruyor bize. Onu da hemen söyleyelim arkadaşlar. Bunlarda da Google Play yok. Yani diyorlar ki hani Huawei'nin telefonlarında yok. Tabletlerinde de mi yok? Tabletlerinde de yok arkadaşlar. Yani bu tablette şu anda görüyorsunuz zaten Android powered by Android diyor. Android işletim sistemi yüklü. Fakat günün sonunda baktığın zaman Google servisleri bulunmuyor. Nedir onlar? YouTube'dur. İşte Google Maps'tir. Google tarafından üretilen uygulamalar bu tabletlere ya da Huawei'nin telefonlarına yüklenemiyor. Bunu sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım. Fiyatı az önce de dediğim gibi 2000 lira civarlarında ama bunun 32 GB'lık versiyonu var. Onun da galiba 1800 liralarda falan fiyatı. Şöyle Türkçe'yi seçip gayet EBA için yeterli bir tablet ama bence. Hani 32'liği de alınır mı? Bence alınır. Hani 32'liği almaları da bence yeterlidir. Türkçe'yi seçelim. Başlayalım şöyle. 32'liğin fiyatına da hemen bakayım şuradan. 1869 liraymış en ucuz fiyatı. Şu anda 32 GB'lık tabletim. Ekran çözünürlüğü 1920'ye 1200. 220 ppi'lik bir piksel derinliği var. MIUI 10.1 ile geliyor. Onu da belirtelim sizlere. Şöyle atla diyelim. Yani günün sonunda EBA için gayet yeterli bir tablet bence. Sen ne diyorsun abi? Bence yeter. Fazlasıyla olur. Bir 10.4'ü de incelemiştik biliyorsun. Evet. Bir de bu arada bu şunu da belirtelim. İçinden normalde şey falan çıkıyor arkadaşlar. Yani şarj cihazı falan çıkıyor. Çıkıyor.
Muhtemelen o göstereyim bizden... şurada not for sale diyor. Yani gördüğünüz üzere satılık değil. Yani muhtemelen hani bu inceleme ürünü olduğu için herhangi bir şarj cihazı falan koymamışlar. Yoksa siz aldığınızda içinden şarj cihazı vesaire çıkar. Onu da belirtelim sizlere. Bu arada şarj girişine bakayım. Type-C. Evet, normal bir Type-C ile de bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle klasik Huawei telefonlarında son dönemde gelen parmak işaretlerini tanıtma olayı. Şöyle hop. Evet, bunu da açtık ve tabletimiz de böylelikle son açılmış oldu. Evet, görüldüğü gibi gayet. Aslında bu tabletlerde EBA ön yüklü olarak gelse ne güzel olur, değil mi? Evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ne bileyim işte Huawei ile yapabilir bunu, Samsung ile yapabilir. Yani şu anda zaten ülkemizde tablet üreten şirket, tablet satan firmalar, belli güncel tablet satanlar nedir? Huawei var, Apple var, Samsung var. Ön yüklü olarak koy EBA'yı bunlara. Açıldığında direkt zaten insanlar şu anda tableti vesaire EBA için alıyorlar sadece. Ben bunu gözlemliyorum. Biz mesela tablet incelemesi yapıyoruz kanalımızda arkadaşlar. Gelen yorumların pek çoğu EBA açılır mı? EBA'da sorun yaşar mıyım? EBA'da güncelleme gelir mi? Tarzı sorular. Dolayısıyla alanların pek çoğunun da EBA için aldığını söyleyebiliriz. O yüzden bence EBA'nın ön yüklü gelmesi güzel olurdu. Keşke hani Huawei özellikle bu konuda hani çok yatırım yapmayı da seven bir şirket. Buradan seslenelim onlara da. Bence böyle Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir ortak proje yürütülüp en azından Türkiye'de satılan tabletlere EBA ön yüklü olarak gelirse, hatta bu kutunun üzerinde de belirtilirse, insanlar daha rahat bir şekilde bu tabletlere ulaşıp satın alabilirler. Bu arada şey söyleyeceğim. Huawei App Gallery'de, yani kendi Google Play Store yok üzerinden mi? Huawei App Gallery var. Orada EBA standart olarak var. Oradan yükleyebilirler. Bunu çok soruyorlar bize. Evet, EBA Huawei App Gallery'de var arkadaşlar. Yani hani ben bunu nasıl EBA'ya yükleyeceğim diye düşünmeyin. Bu arada şurada 5 megapiksellik bir kamera var. Görüyorsunuz 5 megapiksel ve ön tarafta da arkadaşlar. Bu arada gök gürlüyor. Gök gürlüyor. 2 megapiksellik bir kamera var. Hani EBA'da ders anlatırken öğretmenler ya da öğrenciler ders dinlerken yine kamerayı açabilirsiniz. Hatta bir de şöyle bir stand da alırsanız. Her yerde satılıyor zaten bunlar. Şöyle koyduğunuz zaman. Vav, 10 numara. Mis. Tam EBA'lık. Ders çalışmalıktan gayet güzel bir şekilde. Hani ekran boyutu da gayet hoş. 10.1 inç. Bence gayet EBA için güzel bir tablet diyebiliriz. Bu arada Harman Kardon ses teknolojisini kullanıyormuş. Arka yüzde bu da yazıyor. Yani ben beğendim bu tableti abi ya. Hani bir test edelim güzel. Testi gelecek zaten hafif. Hani ergonomisi iyi. Sağlamlık şöyle bakıyorum gayet. Hani kırılma bükülme şey olmuyor. Koyduğumuz zaman da gayet lak diye oturuyor. İnceliği falan güzel yani. Önümüzdeki günlerde tabii tabletin testi gelecektir. Onda da daha detaylı olarak sizlere aktaracağız bilmediklerimizi diyelim. Bu kutuyu da bu ofis videosunda açmış olduk. Evet, bu şekilde. Önümüzdeki günlerde pek çok video gelecek. Dediğimiz gibi burada inceleme bekleyen cihazlarımız var. Ama arkadaşların çok istediği şu oyunun, şu telefonun daha doğrusu oyun performansı. General Mobile'in. Bunu birazdan çekeceğiz arkadaşlar. Sıcaklık derecemizi falan hazırladık. Yani hem sıcaklığını ölçeceğiz hem oyunlarımızı oynayacağız. Oyunlarımızı da indirdik zaten, test ettik biz önden de. Biraz soğusun diye bekliyoruz. Hani adaletsiz bir çekim olmasın diye. Şu anda burada soğutuyoruz bunu. Soğuduktan sonra çekimimize başlayacağız. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Özgür Çetin? Yok. Kanala abone olsunlar. Her zamanki şey. Klasik. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın diyelim. Ve farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.